Okuduğum ayetler Nahl suresinden 85, 86 ve 87. ayetler. 85. ayeti önceki dersimizde ele aldık. Allah Azze ve Celle zalimlerden bahsetti. Bunların azap ile karşılaştıkları vakitten وَاِذَا رَأَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ zalimler azabı gördüklerinde. Buna dair benzeri ayetlerle önceki dersimizde azabın kıyısına getirilen, azabı gören, azabı gördüğündeki duyguları aktarılan, onların o esnadaki sözlerini, içlerinden geçirdiklerini, Kur'an'ın ifadesiyle hasretlerini, pişmanlıklarını, devamında فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ azabın nasıl tahfif edilmeyeceğini, hafifletilmeyeceğini, kolay bir azap olmayacağını, can yakıcı, elim, son derece acı dolu, aşağılayan, korkunç bir azap olduğunu, sonsuz olduğu kadar bir ucu, sonu, nihayeti, bitimi olmadığı gibi azabın kendi içerisinde de belli vakitlerle rahatlatma, serinletme, hafifletme olmayacağını, فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ onlara bir hafifletme yapılmayacağını, وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنَ النَّارِ onların ateşten çıkamayacaklarını, كُلَّمَا أَرَادُوا اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا her defasında çıkmayı dilediklerinde, çabaladıklarında, اُعِيدُوا ف۪يهَا oraya tekrar iade edileceklerini, bunun kalıcı esaslı azabun mukim devamlı bir azap olduğunu ve sürekli artan bir şiddette sıkıntısının devam edeceğini, aralarda teneffüsler verilmeyeceğini, azabın zamanla sönmeyeceğini, zamanla gevşeyip hafiflemeyeceğini, وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ve bunların arada bekletilmeyeceklerini, hızlı, ivedi bir şekilde azaba sürükleneceklerini. Dikkat edilirse bu açılardan hiçbirinde insanın kaçışına bir mecra, sığınacağı bir delik, şunu da şöyle hallederim diyebileceği herhangi bir aralık bırakılmamıştır. Eğer kişi Allah Azze ve Celle'nin hükmünde hayatını bir zalim olarak tamamlamış, Cenab-ı Hakk'ın hükmünde cehennemlik olmayı hak etmiş ise, nitekim Allah Azze ve Celle نَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَ هُمْ اَوْلَى بِهَا صِلِيَّ biz oraya atılmayı kimler hak ediyor, kimler oraya atılmaya evladır, elbette ki biz en iyi bilmekteyiz buyuruyor. Dolayısıyla cehenneme atılmak hükmü Allah Azze ve Celle'nin ilminin neticesidir. Onun ilmi kulun yaşamındaki davranışlarıyla, tercihleriyle alakalıdır. Bu bir Allah Azze ve Celle'nin kuluna zoraki dayattığı bir takdir asla değildir. Cenab-ı Hakk'ın kullarının akıbetini önceden bilmesi, bunları takdir ettiği, kullarını buna cebrettiği anlamına gelmez. Aksine bu yüce Allah Azze ve Celle'ye ait bir bilgi çeşididir. O önceden bilebilir. Ancak biz kullar kendi tercihlerimizi hayatımız boyunca kendi irademizle gerçekleştiririz. Bu yüzden ki Cenab-ı Hak bizi sırat-ı müstakimine çağırmıştır. Bu yüzden ki Allah Azze ve Celle iyi amellerimize razı olmuş, kötü amellerimize rıza göstermemiştir. Bu yüzden ki Allah Azze ve Celle elçiler göndermiş, akletmeyi, gerçeği fark etmeyi, değerlendirmeyi, istikamet almayı yahut istikametten uzaklaşmayı bizlere birer tercih olarak hayatta sunmuştur. Bu sebeple Allah Azze ve Celle kafirlerin cehenneme varışlarını kendi ilminin bir neticesi olarak, onların hayatlarına dair en küçük bir teferruatın, hayatlarındaki en küçük bir tercihin, yaklaşımın değerlendirildiği bir sonuç olarak takdim etmektedir. Dolayısıyla cehenneme girmek gibi vahim bir akıbet
öyle rastgele tesadüfen gerçekleşmez. Cenab-ı Hak kulunu en iyi tanıyan, en iyi bilen ve dolayısıyla hakkındaki kararı, hükmü en adil şekilde verendir. Bizler cehennem halkının cehennemdeki yakınmalarını, konuşmalarını Rabbimizin anlatımıyla okudukça onların kendileri aleyhinde tanıklıkta bulunduklarını فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ النَّارِ Kendi durumlarını böylece itiraf eden ve biz bunu hak ettik diyen حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ Elbette Allah Azze ve Celle bize elçiler gönderdi. Fakat biz bu azabı hak etmiş bulunuyoruz. Bu boyutlarıyla konuşulduğunda bazı kimselerin aklında Allah Azze ve Celle'nin tamam yeryüzünde hayatı boyunca Cenab-ı Hakk'a karşı sırtını dönmüş, onun büyüklüğünü tanımamış, onun rahmetini, esirgeyişini ve çağrısını her defasında hoyratça geri tepmiş kimselerin belli bir azap çekmesinin hak olabileceğini, fakat bu azabın sınırsız, bitimsiz bir azap olmasının işlenen suçlarla mütekabil olmadığını, orantılı olmadığını, azabın süresiz olmasının işlenen suçlarla hiç örtüşmediğine dair belli söylemlerde bulunuyorlar. Bu yaklaşım işlenen suçların bir azap, bir zaman boyutu olduğunu ve cezalarının da bu zamanla illaki sınırlı olması gerektiği gibi kendi içinde bir arka plan sezdirmektedir. Halbuki bu gerçekçi değildir, bu doğru değildir. Hiçbir suçun bir zaman boyutu olamaz. Bir suçun işlendiği müddetin 10 dakika, 1 saat, 2 gün olmasının cezasının da yine 10 dakika, 1 saat, 2 günle sınırlı olması gerektiği gibi bir sonuç öngörülemez. Öyle suçlar vardır ki birkaç saniye içerisinde işlenir ve şu dünyada bile insanların adaletiyle bile kişiye ömür boyu yani ölmediği sürece devamlı anlamına gelen bir azabı takdir etmeye yol açabilir. Kişinin bir başka kişiyi doğrudan katletmesini dahi, hatta yığınla insanları katletmesini dahi birkaç saniyede işleyebileceğini bildiğimiz bu dünyada suçun zaman ayarlı olduğunu, zaman boyutu olduğunu, 60 senelik ömre karşılık yine 60 senelik sınırlı bir azabın olsa olsa en fazla verilebileceğini söylemek mantıktan bütünüyle yoksundur. Kaldı ki suçun böyle bir zaman boyutu asla yoktur. Suç öyle suçlar vardır ki nihayetsiz ve bitimsiz bir azaba karşılık gelir. Suçun büyüklüğü önemlidir. Suçun nedenli korkunç ve vahim olduğu önemlidir. Allah Azze ve Celle de suçları Kur'an-ı Kerim'de tavsif etmiş, betimlemiş, anlatmıştır. Şu şu suçların irtikab edildiği takdirde bunların akıbetinin böyle bir yakıcı ve kalıcı azaba dönüşeceğine dair Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize bilgiler vermektedir. Bunlar içerisinde Yüce Allah Azze ve Celle'yi tanımamak, hayatı kendisine bahşeden, bu mükemmel nimetleri kendisine bahşeden, varlığı kendisine bahşeden Yüce Yaradan'ı tamamıyla görmezden gelmek yahut onu diğer kullarla eşleştirmek, denk görmek, Allah Azze ve Celle'yi böylece şirk koşup aşağılamak, onu bir başkasıyla ortak hissedar kabul edip birilerini Cenab-ı Hakk'ın yanı sıra veya bazı şeyleri Cenab-ı Hakk'ın yanı sıra ilahlaştırmak, bunlar yaratıcıya karşı işlenmiş korkunç suçlar olduğundan bunlara küfür, şirk ve benzeri isimler ile Allah Azze ve Celle bunların akıbetinin sonuçsuz kalacağını, meğer ki bu süreçten dönüp tövbe ederlerse elbette ki o müstesna, onun haricinde bu tür korkunç suçlar, bunlar ebedi azaplara karşılık gelir. Bunların zaman boyutları yoktur. Bu tür suçların 2 saniyede işlendiği için cehennemde 2 saniyede kalmak gibi. Allah Azze ve Celle'ye küfretmiş, Cenab-ı Hakk'a karşı aşağılamış, sövmüş bir kimsenin bunu 3-5 kelam ile 2-3 dakika içerisinde işlemiş olmasına karşılık, cehennemde de 2-3 dakika kalmasını beklemek bütünüyle izandan ve mantıktan yoksun bir yaklaşımdır.
Kaldı ki Allah Azze ve Celle dünya hayatında sınırlı bir sürede sınadığı bu insanların sonsuz kalıcı tepkilerini ölçtüğünü haber veriyor. Yani şu manada bu kişi ebediyen hayat verilseydi kendisine bu tepkisini değiştirmeyecekti. Cenab-ı Hakk'a karşı vereceği bu görmezden gelme, yok sayma, bile bile inkar etme yaklaşımını artık fix hale getirmiş, kararlı, sabit bir sonuç olarak öngörüyor. Bu sınırlı zamanda kalıcı bir tepki ölçmek demektir. Bunu bizler bile yapıyoruz. Bizler laboratuvara giriyoruz, bir tepkimeyi sonuçlarını ölçüyoruz. Değişken olduğu bir aralıktan sonra bekliyoruz, bekliyoruz. Kararlı bir tepki vermeye başladığı zaman artık grafik sabit gitmeye devam ediyor. Ve ondan sonra onun ucunu böyle bir okla gösterip bu kararlı tepki böylece devam ediyor diye tespit edip rapor haline getiriyoruz. Dolayısıyla sınırlı zamanda kararlı tepki, kararlı sonuç ölçülebilir miymiş diye soranlar bunun bizatihi insanlar tarafından bile yapılabildiğini, günümüz bilimsel yaklaşımı içerisinde formülleri, grafikleri karşılığı olan bir şeydir. Dolayısıyla sınırlı bir yaşamda olsak da Allah Azze ve Celle her birimizin kararlı tepkisini ortaya çıkarıp öylece bizi hayatın dışına çekiyor. Henüz daha kararlı tepkisi belirlenmemiş, hala gitgeller içerisinde olan, yarınlarda iyilik yönünde, hayır yönünde değişiklikte bulunması muhtemel gözüken kimseleri Allah Azze ve Celle o hayır ihtimalini tüketinceye kadar hayatta sınamaya devam eder. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاَسْمَعَهُمْ Allah Azze ve Celle yeter ki onlarda bir hayrın kırıntısını bilsin. Bu hayrın kırıntısına karşılık onlara gerçeği işittirir, bilgilendirir, imkanı yaşatır ki onlar Allah Azze ve Celle'ye dönsünler. Kur'an'da nice ayetin sonunda لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Gerekti ki döneler, gerekti ki akledeler, böylelikle Yüce Rablerine tövbe etsinler, dönsünler diye dönüşü zorlayan bütün imkanların kul için, kulun lehine tüketildiğini, önüne açıldığını ifade eden ayetler hep hüccetin aleyhinde tahkim edilmesi içindir. Yani kulun ya Rabbi şu da olsaydı ben iyilerden olurdum öyle değil mi? Ama sen o imkanı benden esirgemişsin diyemeyeceği bütün seçeneklerin tüketilmesidir. Kul öyle bir durumda kalsın ki اَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ denildiğinde boynunu eğsin. Size öğüt alacak, öğüt alma ihtimali bulunan bir kimsenin öğüt alacağı bir ömür yaşatmadık mı, bir imkan vermedik mi, öğüt alacak olsaydınız bu ömürde zaten alırdınız o kadar bir ömür ve o kadar bir imkan. Evet ya Rabbi, geriye hiçbir şey bırakmadın, bütün eksiklikler, bütün yanlışlıklar bizden kaynaklandı. Senden yana eksik, gedik, kusur yok diye bizatihi cehennem ehlinin itirafları var. Bu azabı hak ettiklerine, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine yanlış yapmadığına dair. Dolayısıyla kulun kararlı tepkisinin ölçüldüğü bu sınırlı ve sorunlu yaşam sonsuza bir imza gibidir. Kişinin kendi geleceğini oluşturduğu, ne olmak istediğine dair kalıcı. Yani öyle bir hayatın içerisindeyiz ki bu beton gibi biz buna şekil veriyoruz ve bu şekil gitgide kalıcı bir hal alıyor. 20'li yaşlarda verdiğimiz hayatımıza yön daha kolay, daha yumuşak, daha esnek iken bu yaş ilerledikçe artık hayat da zorlaşıyor. Oturup kalkmak nasıl zor ise davranışları değiştirmek, hayatın biçimini, tarzını değiştirmek de o denli zorlaşıyor. Dolayısıyla da son günlerine, son zamanlarına tevbe edip de dönen kimseler çok güçlü bir adımı, olağanüstü bir eforu sergiledikleri için, zorlu bir süreci geçtikleri için hala tevbelerinden ümit vardı. Ama kul kendisi için riski büyütüp, sonlara doğru bırakıp, işi betonun son havlinde artık taşlaşmak üzereyken
ona şekil verebileceğini sanması ne kadar zor ise kişinin hayatında gecikmesi de ihtimalleri o kadar zorlaştırır. Çünkü tam da böyle bir şeydir ve hayat bittiğinde artık nasıl ceset hareketsiz kalırsa, bir heykel gibi donarsa kişinin davranışları da sona doğru artık şekil almış ve kararlı bir biçime dönüşmüş demektir. Ve bu kişinin akıbetine sonsuza yansır. Sonsuz değiştirme ihtimali olmayan bir kalıba dönüşür. Allah Azze ve Celle o yüzden hayatın içerisindeyken henüz bizler harekete geçmemizi emreder. وَاَن۪يبُوا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابِ Rabbinize dönün. Her şeyden boşalarak, bütün tutanaklarınızdan, bütün tuttuğunuz, ümitle bağlandığınız her şeyden vazgeçerek sadece Allah'ın çağrısına, O'nun sunduğu ümide el uzatmaya, O'na sarılmaya yönelin. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابِ Size azap gelmezden önce. Azap geldikten, hayat sonlandırıldıktan sonra, kararlı tepkiniz ölçüldükten sonra, لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ Hayat bulanların beyine üzere sağlam kanıtlarla hayat bulduğu, helak olanların da beyine üzere yine sağlam kanıtlarla, öyle birazcık daha şöyle olsaydı değişirdi diye değil, ne yapsam bu adamın durumu değişmezdi sonucuyla ortaya çıkmış sağlam kanıtlar ile ahirete geçilir. Ve ondan sonra bu azaplar, bu keskince sonsuz, bitimsiz, hafifletilmeyen, aralık verilmeyen azaplarda hiç tereddüt edilmez. Dolayısıyla çünkü öncesi sağlamdır. Ve Cenab-ı Hak burada hiç fire vermeyeceğini söylüyor. İddiası şu, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا Biz bunların hepsini dünyaya geri döndersek, hepsi o kaldığı işlere tekrar devam ederlerdi. Hiç şüpheniz olmasın. Demek ki Yüce Allah böyle ölçüyor, böyle sınıyor. Öğretmenler vesaire öyle değil. Bir sınıyor sınıfı 20 kişi geçiyor, başka bir ölçme değerlendirme yapıyor. Daha farklı sonuç, sorulara göre vesaire bir sürü değişkenler var. Ama Cenab-ı Hakk'ın hakim oluşu, Cenab-ı Hakk'ın sınamaktaki dakik oluşu, hasib oluşu son derece özenle, itina ile, görünür yanıyla ve وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ İçe kalan dipteki düşüncelerine kadar her şeyiyle öyle bir sağlam ölçer ki ondan sonraki sonuç kat'idir. Artık isterse yalvarsınlar, önceki dersimizde konuştuk, bizi buradan çıkarın diye ister ciyak ciyak ağlaşsınlar, hiçbir şey değişmez. Kimse Allah Azze ve Celle'den daha merhametli olamaz. Yüce Allah'ın merhametinde bu akıbeti hak etmiş bir insan için kimse bir damla gözyaşı dökmez. اِذْ تَبَرَّ الَّذ۪ينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابِ Birbirine izleyenler de, iç içe olanlar da, beraber yaşamış olanlar da, hatta baba oğul, ana oğul olanlar bile ne zaman ki gördü Hazreti İbrahim Aleyhisselam o kadar sevdiği, o kadar esirgediği, kendisi için Allah Azze ve Celle'den mağfiret dilemeye söz verdiği, böylesine tutkulu oldu babası. سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. فَلَمَّا Ancak Allah Azze ve Celle diyor ki فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌ لِلّٰهِ Ne zaman ki baktı bu Allah'ın düşmanı, تَبَرَّأَ مِنْهُ Ondan beraatini ilan etti. İlişkisizliğini ilan etti. Hiçbir ilişkim yoktur bu adamla dedi. Madem ki bu karşı safta Yüce Allah'ın düşmanıdır, ben Allah Azze ve Celle'nin tarafındayım. Dolayısıyla benim artık onunla bir ilişkim olamaz. Eğer konu kim olursa olsun Yüce Allah Azze ve Celle'den yana taraf olmakla olmamak arasında bir yol ayrımına geliyorsa, bu bizim eşimiz de olsa artık düşmanımızdır. Çocuğumuz da olsa artık düşmanımızdır. Babamız da olsa artık düşmanımızdır.
Ne yani? Öyle bir duruma geldiği için, ya Rabbi madem onu cehenneme koyuyorsun, ben de ondan beraber cehenneme gidiyorum. Küstüm sana diyecek bir kimse çıkabilir mi? Babasını önceleyip, atasını önceleyip, milini milliyetini önceleyip, devletini önceleyip, her neyi koyarsanız karşı tarafa, onları önceleyip taraf değiştirecek ve Cenab-ı Hakk'a sırt dönecek bir kimse çıkabilir mi? Ne yazık ki insanların çoğu bu tür tercihlerde dünyadayken Allah Azze ve Celle'yi arka plana atmayı daha kolay sayıyorlar. Çocuklarını öncelemeyi, eşlerini öncelemeyi, ebeveynlerini, ailelerini, milliyetlerini, devletlerini, her neyse, hangi şeyi Cenab-ı Hak karşılarına çıkarırsa Allah'tan vazgeçebilmeyi kolay sayıyoruz. Bu da bizi, akıbetimizi karartıyor. Cenab-ı Hak da zaten böyle bir düzenek içerisinde bizi ölçüyor. Ama ahirette Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'ın o rauf dediği, o merhametini övdüğü, o kalbindeki rikkati övdüğü, yumuşaklığı övdüğü, o duygusal insan, iş bu ayrıma gelince beraatini ilan etti. Ben bu işte yokum, o kimseyle hiçbir alakam ve ilgim yoktur diyerek. Çünkü artık yolların ayrıştığı bir yerdeyiz. İnsanların artık anne baba kardeş olduğu değil, فَلَا اَنْسَى وَبَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ. O gün artık nesep bağı yok. Herkesin birer birey olduğu, hayatta tercihlerini kendince yapmış ve kendi sonuçlarını, kendi akıbetlerini kendisi şekillendirmiş ve dolayısıyla da kendisi katlanacak olan, tam özgür bir kimse olarak sonuca gidildiği bir yerde herkes kulli kulli mri'in minhum yevme izin şe'nun yugni. Herkes kendi derdiyle meşguldür. Herkes kendi sıkıntısıyla meşguldür. Kimse azap için, sıkıntı için ne anne babanın suçunu çekmeye kalkışır, ne onun yerine azaba girmeyi kabul eder.